Merhaba. Bugün size acılarla dolu bir ömür yaşamış olan Mary'nin öyküsünü anlatmaya çalışacağız. İnanıyorum ki beni olduğu gibi sizi de her şeye rağmen hayata tutunmuş Mary'nin öyküsü çok derinden etkileyecek. Bir Yudum Hikaye başlıyor. Efendim, Mary 1930 yılında alkolik bir annenin evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya gelir. Annesi ona bakamayınca 5 yaşında olan Mary'yi bir yurda verir. Ardından o yurttan bir çift Mary'ye evlatlık edinir. Ama Mary'nin talihi ne yazık ki burada da yüzüne gülmez, çünkü ona evlatlık edinen çift sadist çıkar. Bu İtalyan asıllı çift küçük kızı evin mahzenine kapar ve ne yazık ki sistematik biçimde işkence etmeye başlar. Tabii dışarıdan bakıldığında, etraftan bakıldığında çok normal, çok da saygın göründükleri için bunu yıllarca herkesten çok rahatlıkla gizleyebilirler. Ve Mary ne yazık ki işte o yıllarda bir cehennemi yaşar. Mary Rose 17 yaşına geldiğinde depresyondan felç geçirir. Halüsinasyonlar da gördüğü için doktorlar ona şizofren teşhisi koyarlar ve onu bir akıl hastanesine yerleştirirler. Mary hayatının 17 yılını o hastanede geçirir ve çok ama çok zor yıllar yaşar. Umutsuzluk ve çaresizlik içinde kıvranır durur. Yemek yemez mesela, yerinden kımıldayamaz, kimselerle konuşmaz, sıkça da intihar etmeyi düşünür. 34 yaşına gelince doktorlar Mary'yi bir kere daha testten geçirirler. Durumunu yeniden değerlendirirler ve onun şizofren olmadığına, çok ağır bir depresyon geçirdiğine ve panik atak yaşadığına karar verirler. Tabii bu kararın ardından arkadaşlarının ve kendisini seven birkaç sağlık görevlisinin yardımıyla Mary hastaneden ayrılır. O artık hürdür ve hayatını nasıl sürdüreceğine dair kararı bizzat kendisi vermek noktasındadır. Terk edilmiş, işkence ve tacize uğramış, 34 yılı ziyan olmuş bir kişi olarak hiç de kolay olmayacaktır bu. Ama Mary yılmaz ve kızgın, öfkeli, umutsuz olmak yerine hayata sıfırdan başlamayı tercih eder. Yetkililer akli dengesi yerinde değil, okuması da imkansız dedikleri halde Mary okur. Büyük bir azimle Salem State Üniversitesi'nin psikiyatri bölümüne girer ve oradan da mezun olur. Ama bu arada kansere yakalanır. Ama kanserle olan mücadelesini kazanır. Kendisi gibi yine başka bir akıl hastanesinden çıkmış ama iyileşmiş olan Joe isimli bir adamla evlenir. Fakat evlendikten 6 sene sonra kocası ne yazık ki ölür ve Mary ondan sonra kendini tamamen işine verir. Uzun yıllar doktor olarak çalıştıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde konusuyla ilgili master yapar. Psikiyatrik hastalarla çalışır, konferanslar verir, her tarafa ama her tarafa gider. Biyografisi yazılır. Hayatı da Nobody's Child isimli bir filme çekilir. Nobel ödülüne layık görülür. 58 yaşındayken vay be dedirtecek bir şey yapar Mary. 17 yılını geçirdiği Massachusetts Denver Devlet Hastanesi'ne yönetici olarak atanır. Tabii o gün düzenlediği basın toplantısında gazetecilere şunları söyler. Eğer affetmeyi öğrenmeseydim bir damla bile gelişemezdim. Hayatım ziyan edilmiş bir hayat olurdu. Ve ben bugün bu hastaneye asla yönetici olarak dönemezdim. Mary Rose Balter'ın yeni görevini haber yapan bir haber ajansının muhabiri, onun zafer açıklamasını şöyle haber olarak geçer. En uzun yolculuk, beynimizden yüreğimize yaptığımız yolculuktur. Affetmek, bu yolculuğun en kestirme yoludur. Affetmeyi gerektiren her yara içinde çok ama çok önemli bir dersi de barındırır. Dersi görebilmek için yarayı yeniden deşerek yüzleşmek zorunda kalsak bile. Unutmayın efendim, bu fani hayatta en büyük engel başkalarının ördüğü değil, bizzat kendimizin inşa ettiği iç duvarlardır diyor ve
Bir Düm Hikayeyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.